İzleyenler, yine gündemde önemli başlıklar ve konular var. Onları konuşmaya devam ediyoruz. Tabii Aksaray'da bir okulda hiç görmek istemediğimiz sahneler yaşandı geçtiğimiz günlerde. Tabii konuyla ilgili soruşturma da devam ediyor. Bazı velilerin otizmli öğrencilerin başka okula gönderilmesi istemesiyle başlayan bir süreç. İşte bu süreci şimdi konuşacağız, değerlendireceğiz. MEK Otizm'den Pakize Güler, stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii aslında biz bu tür görüntüleri çok fazla görmüyoruz Türkiye'de. Hoşgörü oldukça üst seviyede. Siz otizmli bireylerle çok yakından ilgileniyorsunuz ve biliyorsunuz. Onlara yaklaşımın nasıl olması gerekiyor? Bu tür yaklaşımları ya da neden görebiliyoruz? Ben daha çok eğitim yönünden yaklaşmak istiyorum çocuklarımıza. Tabii. Sonuçta bu çocuklar hayatın her alanında ön yargılardan kaynaklanan dışlanmayı yaşıyorlar. Parklarda, AVM'lerde, kreşlerde, okullarda her şekilde zaten karşılaşıyorlar. Fakat bunun bir eğitim kurumunda olması çok gerçekten esef verici bir durum. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'na da teşekkür ederiz, burada saygılarımı sunuyorum kendilerine. Gerekli adımları attı zaten. Onunla ilgili bir şeyimiz kalmadı ama her şerden bir hayır çıkar diye düşündüğüm için bir takım planlarımız olacağını söyleyeceğim. Hı hı. Mesela 2013 yılında yapılan bir otizm eylem planı var. Bu eylem planı devletimizce de tanındı fakat henüz eyleme geçirmedi. İnşallah bu onun için bir vesile olur. Gerçek eğitimcilere çok ihtiyacımız var. Gölge öğretmene çok ihtiyacımız var. Bu çocukları kaynaştırma değil, kaynaştırmamız lazım. Dışlamadan, ötekileştirmeden, bütünleştirerek bu toplumun içinde mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Çünkü bu çocuklar eğer kendi akranlarıyla birlikte eğitim alabilirlerse gerçekten otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımız bu durumdan çoğu %60-70'i kurtuluyor. Yani buradaki çözüm bir özel okul değil. Doğru mu anlıyorum? Onların ayrı bir yerde sadece otizmli bireylerin ayrı bir eğitim görmesi doğru olan bu değil galiba. Yani hayır. Bütün çocukların beraber eğitim görmesi gerekiyor. Evet, kaynaştırma yapılması ama gerekirse otizm okulları açılabilir. Ben buna karşı değilim çünkü gerçekten otizmli çocuklarımız ayrı bir eğitime ihtiyacı var. Sadece sıra başında ama oturmak değil. Ama bir yandan da beraber diğer öğrenci arkadaşlarıyla beraber okullarına da devam ettiler. Tabii onlar sosyal adaptasyon açısından çok önemli. Hı-hı. Ayrıştırmak değil tabii, bütünleştirmek bizim amacımız ama eğitim konusunda çok eksiklerimiz var. O yüzden o eksiklerimizi iyi eğitimcilerle tamamlayabiliriz. Zaten atanamayan bir sürü öğretmenlerimiz var. Onlar sıra bekliyorlar. Hani o işin uzmanı kişilerin bu işin başında durması lazım. Otizmli çocukları ya da kaynaştırma değil, özel okullarda sıra başında oturtmak değil de gerçekten eğitmek, öğretmek. Çünkü bu çocuklar sevgiyle eğitiliyorlar. Sevgiyle her şeyi alıyorlar ve sevip sevilmediğini biliyorlar zaten. O yüzden gerekli adımların atılmasını çok isterim. Ayrıca bir otizm okulu neden olmasın? Yani çocuklarımız zaten herkes eğer bu çocuklar dışlanıyorsa değildi ama dışlanıyorsa neden otizm okulu olmasın? Daha iyi eğitilecekse, daha iyi, rahat ve mutlu olacaksa o da olabilir. Ama kaynaştırma bizim için burada çok önemli. Çünkü bu çocuklar her alanda olduğu gibi toplumun her yerinde de olabilirler, eğitilebilirler, meslek sahibi olabilirler. Çoğu meslek sahibi oluyor, çok güzel yerlere geliyor. Fakat bunun için bir emek, bir çaba harcanıyor. Devletimizden de ricam, bu otizm spektrum bozukluğu olan çocukların bu kanayan yaralarına el basması, özellikle otizm eylem planının hemen aktive edilmesi, bu konuda çocuklarımızın her yönden geliştirilmesi ve toplumda dışlanmaması çok önemli. O yüzden mutlaka bu konulara değinen ya bir bölüm olur ya bir şey olur. Bu konudan anlayan, gerçekten bu işi bilen kişilerin elinde önerge olur, yürürlük olur, kanun olur, çıkarılmasını çok isteriz. O eylem planı dediğiniz konu biraz daha açalım isterseniz. Neler yapılmalı? Okulların haricinde. Yani evet. Eylem planı 2013 yılında sunuldu ve devletimizde de kabul edildi. Doktorundan özel eğitimine kadar her branştan çocuklarımızı mental yönden, bedensel yönden geliştirdik. Her şey var zaten orada. Mesela en büyük yaralardan bir tanesi spor salonunun olmaması, az olması, yetersiz olması veya yaptırılamaması gibi. Eylem planı eğer gerçekten aktif hale getirilirse bu çocuklar çok çok daha başarılı, topluma katkı sunan, toplumun yükü değil de toplumun katkısı olan bireyler haline geliyorlar zaten. Ama biz bunu dışlayarak yapamayız. Mutlaka hayatın içinde olması gerekir çocuklarımız. Ama yani hani birçok projeler de var. Hani
otizm okulu olabilir, otizm çiftliği olabilir. Çünkü bu çocuklar dışarıda o kadar çok ekstra olaylarla karşılaşıyorlar ki dışlanmanın da dışında birçok şey onları cezbediyor. Biz istiyoruz ki hem sağlıklı bireyler olsunlar, hem hayatlarına konfor anlamında katkılarımız olsun çocuklarımıza. Evet. Sonuçta bunlar engelli değil yani. Evet. Sadece farklı çocuklarımız. Bu farkındalığı toplumun da bilmesi, yani oradaki hareket, hele eğitimcilerin de bu işin içinde oluyor olması gerçekten esef verici. Çünkü siz eğitimci olarak bu işin içinde olursanız toplum ne yapsın? Ya da biz yeteri kadar acaba diyorum otizm farkındalığını yapamadık mı çocuklarımızda, toplumumuzda, ailemizde? Çünkü çocuklar maalesef çok acımasız oluyorlar farklı çocuklara karşılık. Onun eğitimini aile, ebeveyn vermesi lazım. Acaba diyorum medyada veya diğer kanallarda biz acaba bu işi veremedik mi, yapamadık mı da bu eğitim konusunda yüksek olan kısımlar bile bunu yapıyorsa halk ne yapsın bilemiyorum. Gerçekten çok üzüldüm ama teşekkür ediyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza bu arada. Evet. Bu konuda bir destek istiyorum. Yani eğer otizm okul açılacaksa bakanımızdan da destek çok isteriz. Hiç olmasa bu çocuklar gerçekten eğitilsin. Yani bu çocuklar sadece sıralarda oturmak, beklemek, sadece saati doldurmak için kalmasınlar. Hem beslenme yönünden, hem spor yönünden, hem mental ve zihinsel her türlü aktiviteye de katılsınlar isterim. Gerçekten çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Toplumumuzda da çok güzel yerlere geliyor bu çocuklar. Evet, şimdi söylediklerinizden aldığım kadarıyla herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Devletin de var. Otizmli bireylerin ailelerinde var. Aslında diğer çocukların ailelerine düşen sorumluluklar, evet, da var. O çocukları özel çocuklara karşı davranmaları noktasında güzel bir eğitim vermeleri, evet, gerekiyor değil mi? Evet. Bu, tüm bu süreçleri işlemek gerekiyor. Bu çok önemli. Mesela okullarda kaynaştırma okullarında olsun, özel okullarda olsun gölge öğretmeni mesela izin verilmiyor. Hı-hı. Halbuki gölge öğretmeni olsa bu çocuklar daha tolere edecek. Daha hem sınıfın düzenini bozmayacak, hem kendisi de eğitilecek. Bunlara izin verirse bir takım yararlar hem veli yönünden hem çocuk yönünden minicik hareketlerle o kadar çok çocuğumuza ışık ve fayda oluyor ki. Lütfen bu konuyla ilgili gerçek eğitimciler o işin başında olsun. Hani muhasebe elemanı olmasın, bu başka bir şey olmasın. Çünkü eğitimcilik bir gönül işidir. Öyle herkes öğretmen falan olamaz yani. Gerçekten bu işin farkında olan sadece otizm spektrum bozukluğu değil, bütün çocuklarımız onlara emanet. Gerçekten gerçek eğitimcilerin bu işin başında olmasını ve onların eğitmesini çok isteriz. Evet. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz oldukça önemli. MEK Otizm'den Pakize Güler bizlerleydi. Az önce söylediğim gibi bir okulda yaşanan o istemediğimiz görüntüler vardı. Neler yapılabilir otizmli öğrencilerle ilgili? Tabii toplumun her kesimine düşen sorumluluklar var. İşte tüm bu başlıkları konuştuk, değerlendirdik. Haberlerle devam.